Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertitki haberlerine huzurunlağı sunuşturuşumuz. Kınamızda dıktanlar ekranımız bolsun. Xitay yadro kuralsızlanış müzakirlerine katlaşmaydıqanlıqını bildirdi. Xitay Tashqi ishlar ministrligining qoral tekshirish bo'limining boshlig'i Fu Song davlatining yadro qoral miqdorini azaytishga tayyor ekanligini, biroq Amerika bilan Rossiya o'rtasidagi yadro qoralsizlanish muzokaralariga qatnashishni o'ylashmaganligini bildirdi. Fu Song Moskvada o'tkazilgan yadro qorallarining kengayishining oldini olish konferensiyasiga qatnashganda, Rossiya bilan Amerika o'rtasidagi yadro qoralsizlanish muzokaralari ustida to'xtaldi. O Rusya bilen Amerika ige bolgan yadro korallarını azaytışının intayin muhim ikkerligini eskertip, çünkü bu korallarının miktarı intayin köp. Yadro korallarına ige başka devletlerinin yığındısı da mı köp? Bu sebepten Amerika bilen Rusya'nın korallarını azaytış toğırsızdaki uçuruşlarını devamlaştırışını çakırı kılımız dedi. O Xtay'nın zimmesiki çüşken vazifesini ada kılışkı tayyar ikkerligini bildirip, ustuluk bilen mundaq dedi. Xtay mı yadro korallarını azaytışkı tayyar? Eğer başka devletler yadro korallarını Xitay ige bolgan miktarga düşürse, biz mi bu müsabaqa qaytilishga tayyar. Bırak Xitay Amerika bilen Rusya otursidiki yadro koralsızlanış müzakirlerine katnışını oylaşmaydı. O Amerika'nın Rusya bilen devamlaştırvatkan yadro koralsızlanış müzakirlerine Xitay'nı mı katnışkı zorlaşını doğru tapmaydıqallıqını bildirip, bunda kalış asasi maksatdan yiraklaştırdı. Amerika fakat halkaralık muşim kilişimden çekinip çıkış üçün bahane izdevatıdı dedi. Amerika bilen Rusya 2010 yılı imzalagan stratejilik hücum korallarını azaytış kelişimi START 3, iki devlet otursada yadro korallarına çekleme koyuşka münasifetlik devamlaşıvatkan birden bir kelişim hususiyetike iye. İki devlet yakında otur mısapılık yadro koralları kelişimeden çekin geldiklerini ilan kılgan idi. Pompeo Germaniyani Xitay bilan Rossiyaga o'rtaq qarishtirishga chaqirdi. 8-noyabr Amerika ovozi to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Germaniyani Rossiya bilan Xitayga o'rtaq qarishtirishga chaqirdi. Berlin sepeli chekilganligining 30 yilligini xotirlash marosimiga ishtirok qilgan Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo g'arbdagi ittifoqdoshlarga xitob qilib, erkinlik uchun Rus bilan Xitayga birlikda qarishtirishga chaqirdi. U chaqiriqida munularni bildirdi. Germaniya hükümeti Amerika bilen bir meydanda durup Rusya bilen Xitay'a karıştırışı, şunu Germaniya Rusya energisiyle dayanmasızlığı kerek diğerlerini bildirip, Germaniya hükümetine Xitay'nın 5G tor kuruluşu'a iştirak kılıştın agahlandırmen dedi. Pompeo'nun sözlerinin kirli bayanat ilan kılgan Xitay taşkı işle bayanatçısı Gün Şuan, Xitay'nın rezillikini tunuşturgan Mike Pompeo'nun sözlerine narazılık bildirip, Pompeo Germaniya'da Xitay'nın siyasi tüzülmesiyle karı çapladı diğerlerini bildirdi. Birleşken Milletler Teşkilatı'daki mütexassislar Xitay'nın Uyghurlarga tutkan muamilesiyle bolgan endişelerini bildirdi. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın birkaç mütexassislar grupisi yakında Xitay rejimine mektup yazıp, onların Uyghurlarga tutkan muamilesiyle alakadar birkaçar meselelerge karata endişelerini ifadeledi. Mektupta Xitay'nın gayip bolgan Uyghurlarının akıbeti ve Xitay'nın atılmış terörlükü karıştırış kanununun atılmış Uyghur apnum rayonunda icra kılınış ahvali katarlık birkaçar meselelerge düşünce birişi talep kılındı. Bu mektup, Birleşken Milletler Teşkilatı mütexassislerinin yakınki bir yıl içinde Xitay rejimine yazgan Uyghurlar hakkındaki ikinci mektubudur. Ular ötken yılı 11. ayda bir kıtım mektup yazıp, bu meselelerge düşünce birişini talep kılgan bolsa mı, lekin Xitay rejimi onların mektubuna hiç kandak cevap vermegen idi. Bu kıtımki mektubunu Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişinin mecburi gayip kılıvetiş işleri hizmet grupisi, Ma'arif Hukuki Hizmet Grupisi, Fikir ve İşbade Erkinliki Hizmet Grupisi, Asallık Milletler İşleri Hizmet Grupisi Katarlık 10 Hizmet Grupisi'deki mütexassislar yazgan. Mektupta Uyghurlarının gayip kılıvetiş meselesi hakkında toxtulup, kayıt terbileş oğrularının otturgu çıkışı bilen küçüyüşke başlayan Nahayt-ı Nurgun Sandiki Uyghurunun mecburi gayip buluşuqa karata endişelerimizi işbade edeyimiz. Gayip bulgallıkı ilgiri sürülüvatkan 20 milyonda kişinin kayardı işkerliki hazırgıcı malum emez. Mecburi gayip kılıvetiş, aile azalarının iktisadi, ictimai ve medeniyet haklarına cümleden ayallarına ecellik tesir kılmakta değildi. Mektup diyene Xitay terörlükü karıştırış kanunu ve onun atılmış Uyghur Apnum rayonunda icra kılınış ahvali hakkında toxtulup,
qanunsiz tutqun qilish, uyg'ur kimligini jinoyatlashtirish va zo'ravonlik tusidagi nazorat tadbirlariga qarata andishalarini ifodalagan. Maktubning oxirida Xitoy rejimining terrorlikka qarshi qonunni atalmish uyg'ur avtonom rayonida qanday ijro qilayotganligi, shaxslarning biometrik uchurini qo'g'dashga qanday kafolatlik qilayotganligi qatorliq 11 xil savolga javob berishi talab qilingan. Майк Помпео Хытайның сабық шарқи Германиядәк методларны ишилтіп атқанлығыны ілгірі сүрді. Америка ташқы ішлер министері Майк Помпео 8 ноябір күні Германия пайтақты Берлинді нұтық сөйділіп, Хытайны яны тәңқіт қылды. О, Берлин темі өрілгәлікінің 30 елі қатыр күні харпісті сөйділген нұтқыда Русия, Иран вә Хытайны тәңқітіліп, Хытайның өз халқыға қаршы қолланған методларының сабық шарқи германиялықларға алайды тұныштық икәлігіні тәкітледі. Bu Mike Pompeo'nun yakınki bir qancha kun ichida Xitoyni ikkinchi qatim qattiq tanqid qilishidir. U texi 3 kun avval bayonot e'lon qilib, Xitoyni Uyg'ur faoliyatchilari va lager shohidlarining oilasiga ziyonkashlik qilmaslikka chaqirgan edi. Mike Pompeo bayonotida lager shohidi Zumrat Davudning dadasining yaqinda vafot bo'lganligini alohida tilga olib, biz Beijingni yana bir navbat chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarga qaratgan barliq tahdid va parokandachiliklarni to'xtatishga asossiz tutqun qilingan uyg'urlarni qo'yib berishga va ularning oila tabiatlari bilan erkin aloqada bo'lishiga yo'l qo'yishi va ta'sirga uchratmaslikka chaqiramiz degan edi. Pompeo juma kuni Berlinda yana Xitoy kompartiyasining yangi bir xil istibdodli tushunchasi shakllantirayotganligini ta'kidlab, Germaniyani ogohlantirdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Pompeo'ning so'zi Xitoyning noroziligini qo'zg'agan. Turkiya Daeshchilarni davlatlarga qaytirdi. Turkiya Jumhuriyati Ichki ishlar ministri Sulayman Soylu terrorlik tashkiloti Daesh a'zolarini o'z davlatlariga qaytirish ishlarining dushanba 11 noyabr kuni boshlanganligini bildirdi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya qo'lida tutib turayotgan Daeshchilarni o'z davlatlariga qaytirishni boshlaydi. Ichki ishlar ministri Sulayman Soylu Daeshchilarning o'z davlatlariga qaytirilganligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. U bayonotida Daeshchilarni o'z davlatlariga qaytiramiz. Buni dushanba kuni boshlaymiz dedi. U bo'lguncha terrorlik tashkiloti PKKning a'zosi qizil rangli tutish buyrug'i chiqarilgan ikki terroristning bir taraf qilinganligini bildirdi. U bu jihatda xalqimizga va'da beramiz. Atalmish PKK katta boshlaridan qora yilan uzilmishni o'lgan qora yilanga aylantiramiz dedi. U so'zida yana Turkiyaning har qanday terrorlik tashkilotini ayirmasdan insoniyat uchun sharafli holda kurash qildiganligini qayd qildi. Xitoy poyezdining Anqara va Istanbuldan o'tishi Turkiyada g'ulg'ula paydo qildi. Xitoydan yo'lga chiqib, Turkiya orqali Yevropaga boradigan Xitoyning tunji yuk poyezi 6 noyabr kuni Anqaradan o'tdi. 6 noyabr kuni tushdan keyin Turkiya poytaxti Anqaradagi poyez stansiyasida Xitoy yuk poyezining o'tishini kutib olish marosimi davomlashayotganda ijtimoiy taratqularda bu vaqtda zo'r munozaralar paydo bo'ldi. Xitoy poyezni kutib olish marosimiga Turkiya qatnash ministri Turxan Apandi bilan tijorat ministri Ruxsar Pakchan xonim qatnashdi va so'z qildi. Ikkili ministr qilgan so'zida uch qit'ani o'zaro tutashtirib turayotgan Turkiyaning strategik ahamiyatini ta'kidlab o'tdi. Ular Turkiya jug'rofiyalik o'rni, tarixiy va madaniyat jihatidagi rangdorligi jihatidan ham Yevropaga ham Osiyoga bog'langan o'ttir sharq davlati ekanligini, mazkur qit'alardagi davlatlarning iqtisodiy va ijtimoiy jihatdagi taraqqiyotida rolining zo'r ekanligini bayon qildi. Shundoqla Anqaradagi Xitoy poyezdini kutib olish marosimiga qatnashish uchun kelgan Xitoy xalq radio va televiziya idorasining muavin boshlig'i Gao Jianmin boshchiligidagi hay'atni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning axborotga mas'ul boshqarma boshlig'i Fahrettin Altun bilan Adalet ve Terakket Partisi'nin muavin başlığı Cevdet Yılmaz Efendi kabul kıldı. Türkiye'nin yeni çağ gezisi 7 noyabr kündeki sahnede 100 minliğin Uyghur'unu ceza lagırlarına kamuvetken Xitay bilen hemkarlaşı serlevelik makale ilan kılıp Türkiye hükümetini tenkit kıldı. Haberge asaslanğında Fahrettin Altun Efendi bundan kiyen Xitay bilen ilip berilmakçı bulgan hemkarlık doğrusu malumat berip mundaq degen. Aldığımızdaki mezgilde Türkiye bilen Xitay'nın yeni hemkarlık planına muvafık halda akbarat ve uçur sahası demu Zik hamkorlashishimiz kerakligiga ishonamiz. Chunki bu vaqtda ikkili davlatning rahbarlari buyruq tushirdi. Xabarda Xitoy millionlagan Uyg'urlarni jazo lagerlariga qamab qo'ygan bugungi kunda Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan hamkorligini kuchaytiramiz deyishi tanqid qilindi. Xitoy yuk poyezining 11483 kilometrlik safari Xi'an shahridan boshlanib,
10 devletten ötüp Çekhiya paytaxtı Praga'da ahırlaşıdı. Bu haqta Erkin Asya Radyosu'nun Ankara'daki muhbirinin ziyaretini kabul kılgan Uyghur Tetkikati İnstitutu'nun müdiri Dr. Erkin Ekrem Efendi bunun Xitay'nın bir belvağ bir yol kuruluşunu emelileştirişki başlıqallıqının ifadesi işkerlikini bayan kıldı. Şunaqla Akhbarat ve Teknologi Cemiyeti'nin reisi Strategi Mutakassisi Abdullah Çiftçi Efendi mundaq dedi. Mezkur kuruluş pekatli ticari kuruluşla emez, bunun medeniyet cihetimi bağlanışı var. Xitay, Uttur Asya Türk Cumhuriyetlerde ve Türkiye'de Kunzi İnstitutlarını kuruşka başladı. Bunu Xitay dilini ögütüp, Xitay medeniyetini tarqıtış üçün kılavatıdı. Xitay dünya akhbaratını mı təsir astığı ilişki urnuvatıdı. Xitay devleti bir belvağ bir yol ötüdüğün devletlerde televiziya istansılarını selivatıdı. Yakın gelecekte Xitay Türkiye'deki çoğun televiziya kanallarını mı seti olsa hayran kalmanlar. Mendek Xitay'a karşı sözleydiğin kişilerini televiziyaya çıkarmaydı. Şunu biz Türkler huşyar bulup bu iş planını yakşı mülahizi kılışımız gerek. Abdullah Çiftçi Efendi Türkler bir belvağ bir yol kuruluşunu yakşı düşünmeyi durup Xitay'a yol koysa Xitay'ın Türkiye'ni öz təsir dairesine alıdığallıqını ilgili sürüp mündaq dedi. Mezkur iş planı da aşkışlıq devlet Türkiye'dir. Eğer Türkiye Xitay nemidesi kubul kılsa Xitay Türkiye'ni besip alıdı. Eğer biz şartlarımızı otturuğa koyup milli sanayitimizi koğdaydıgan belgilimlerini bekitip çıkalısaq boludu. Meselen Xitay Afrika'da Xitay işçilerini işiltip atıdı. Türkmenistan 30% kişi Xitay işçilerini işilteleysen dev atıdı. Xitay bazı devletlerine kariz biriş arqılıq özüge bekindi qilbilişki urnuvatıdı. Abdullah Çiftçi Efendi Xitay'nın şarıqta Amerika Koşma İştatları tarafından koruşu veylin qallıqını, Xitay'nın garipki ekildiğen yolunun Şarıq Türkistan işkerlikini bayan kılıp bundaq dedi. Xitay Şarıq tarafından koruşu veylindi. Bu yerde Amerika bilen tokunuşmayla garip tarafından dünyaya ekili siyasi elip beruvatıdı. Xitay'nın garipki ekildiğen dervası Şarıq Türkistan'dır. Şarıq Türkistan 7 devlet bilen çigirdaş. Xitay Şarıq Türkistan'ı kontrol astığa almay turup, Uyghurlarını asimilasiya kılmay turup bu planını əmelge aşıralmaydı. Türkiye ve Uttur Asiyadaki Türk Cumhuriyetleri aklını yaxşı işildip siyaset yürgüzse, Uyghurlar mı rahatçılıkke erişidi. Çünkü Xitay'nın siyaseti plan bilen elip berilivatkan bir siyaset. Eğer Türk Cumhuriyetler Xitay nemidesi makul demese, Xitay arkığı çekinişi mümkün. Uyghurlarga iyi çıksak, Xitay'dan tekimi köp menfaatini kolgu keltirelimiz. Xitay Bankisi 594 milyon dolar kıymetindeki İstanbul Tower 205'ni setip aldı. Habertürk Doğru'nun 7 noyabrdaki haberde bildirilmişçe Xitay Soda Sanayet Bankisi'nin Türkiye şöbesi Türkiye'nin 594 milyon dolar kıymetindeki İstanbul Munarı deb tanılan İstanbul Tower 205 kuruluşunu setip aldı. Mezkur kuruluş İstanbul'un en avat caylarından boğan Zincirli Kuyu rayonunda bulup yer kölümü 235 bin kvadrat metreyken. Ma'lum bo'lishicha Xitay Soda Sanoat Bankisi bu qurilishni sotib olgandan keyin Istanbuldagi pay cheki bahosi biroqla o'rlab ketgan. Xitay Soda Sanoat Bankisining yaqinqi necha yildan buyon Turkiyadagi savdo faoliyatlari uzluksiz kuchaymoqda bo'lib, Istanbulning ko'plagan rayonlarida tarmoq shobalari ochilgan. Bundan burun bankining Turkiyada turishlik bosh mudiri ziyoratni qabul qilib, Turkiyada uzun muddatlik plani borligini, Turkiyaning bank sohasida asosliq o'rinni egallamoqchi ekanligini bildirgan edi. Xitay'nın Sri Lanka'daki vekili hükümetini ağdırışka uğrundu. 8. noyabr Val Koçisi Jurnal Toru bergen haberden malum buluşça, Xitay Komünist Partisi bilen zik münasibeti bar bir siyasetçi Sri Lanka hakimiyetini ağdırışka uğrundu. Mahinda Rajapaksa 2005 yılından başlap 2015 yılıca Sri Lanka'nın prezidenti bolgan. Onun inisi Gotabaya Rajapaksa devlet müdafiye ministeri bolgan bulup, Sri Lanka'da yaşayatkan Tamil milletinin 30 yıllık müstakillik görüşünü kattık bastırgan. Mahinda Rajapaksa öz hakimiyeti mezgillerde Sri Lanka'ya salgan asasi esleha kuruluşu üçün Xitay'dan milyar dolar kariz algan. Sri Lanka hükümeti Xitay'nın kariz suyilişinin aldığını eliş üçün Rajapaksa kentige zor kölemde bir port yasap Xitay'a hediye kılgan. Şular neticesi de Sri Lanka Xitay'nın çetellerge kengaymeçilik kılıçtaki bazısıga ayınıp kalgan. Mezkur Xitay komünistleri bilen zik alaqısı bolgan Rajapaksa cemetlik Akufkunun ötken yılı Xitay'ını arkı terek kılıp durup kılgan siyasi oyulları mağlup bolgan idi. Mälum buluşa yakınkı bir ay içinde elip berildiğin saylamda Xitay bilen zik alaqısı bolgan Rajapaksa cemeti hazırkı hakimiyetinin en çoğun rakibi bulup hesaplandıken.
ikki cumhuriyetinin kurulgan gününü hatırlaş faaliyetige umumi teklif. Türkiye'de faaliyet ile berivatkan Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği 13. Noyabr günü İstanbul'da ötküzüldüğün ikki cumhuriyet hatırı günümüzge kan halkımızı davet kıldı. Çakırıkta munular tilga elindi. Esselamu aleyküm aziz kayrındaşlar. Aldığımızda kilivatkan 13. Noyabr günü tarihimizde kurulgan ikki müstakil devletimizden yani 1933 yılı 13. Noyabr'da kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti ve 1944 yılı 13. Noyabr'da kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyetimizden 75 ve 86. yıllık hatırı yılı resmi devlet bayramımızdır. Kahraman ecdatlarımız aynı çağdaki intayin mürekkep kıyın vaziyetlerine baş egmesin, nurgun bedellerini tölep, iki kıtım müstakil ve sistemelik devlet kurup çıkış arkalık, yokuluş girdabığı kilip kalan milletimizge kimlikini, ilgilik hukukunu, azatlıkını, şan şerifi ve gururunu kaytırıp vergen idi. Uluğ ecdatlarımızda minnettarlık ve çunkur ihtiram bilen esleyimiz. Allah onlarını ahirette aziz ve makamını üstün kılsın. Amin. 13. Noyabr biz Şarkı Türkistan halkının kanunluk yolu bilen milli ve siyasi kimlikke ilgi bulgan günümüzdür. Bu cumhuriyetlerimiz ve şallık kök bayrağımız Şarkı Türkistan halkının Xitay işgaliyetige uçurgan dastlabki günden tartıpla izcil kat'ilik bilen devamlaştırıp gelgen köreşlerige şundaklı azatlıkını kayıtı eslige keltiriş, devletini kayıtıdın kurup çıkış köreşige türtki bulup kilivatkan birden bir kımmetlik engüştürümüzdür. Aziz kayrındaşlar, tacavuzcu terörcü Xitay'nın rezil siyasi ve zulümleri vatan içi ve sırtıda en yukarı pelliği çıkan hazırkı mezgilde meyli nemi buluşudun kat'i nazar bizning qilishqi tegishlik eng muhim vazifamiz ayyultuzluq ko'k bayrog'imizga Sharqi Turkiston davlatining ismi va siyosiy kimligiga diniy va milliy qimmat qarashlari til, madaniyat, urf-odatlarga ega chiqishdan iboratdir. 13 noyabr seyshanba kuni Istanbul Zeytinburnu'da jumhuriyatlarimizni xotirlash faoliyati o'tkazildi. Barlik xalqimizni qatnashishga taklif qilamiz. Vaqti 11 ayning 13 kuni seyshanba kech soat 6:30 da. Adresi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki varlığı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.